Merhabalar, Bilinç Okuru Astroloji Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Evet Demet, çok önemli bir haftaya giriyoruz. Evet. Eylül ayının ikinci haftasındayız. Geçtiğimiz hafta çok ilginç olaylar oldu. Siyasette de, ekonomide de, hava durumunda da. Evet. Bu hafta da bunların devam edeceğini görüyoruz, öngörüyoruz. Evet, nelerimiz varmış? Elimizdeki gezegen döngüleri ne? Gökyüzünün pozisyonları ne? Ne düşünüyorsun? İlginç bir haftaya girdiğimizi düşünüyorum. Bu Mars kare Satürn'lü çok evet. enerjik, çok koşu evet. motivasyonu yüksek bir haftadayız. Evet, geçtiğimiz hafta Başak Burcu'nda yeni ayda olmuştu. Bu hafta Başak yeni ayının etkilerini yavaş yavaş hayatımızda hissetmeye başlayacağız. Ay büyüyen ay evresinde olacak. Haftanın başında 9 Eylül'de Merkür burç değiştirecek, Terazi burcuna geçecek. Merkür Terazi burcunda biraz daha iletişimlerde, düşüncelerde daha uyum arayışını öne çıkaracak. İkili ilişkilerde biraz daha diplomasi olabilir. Bunun yanı sıra kararsızlık da artabilir tabii o Merkür'ün Terazi'deki etkisi. Bu 30 Eylül'e kadar. 30 Eylül'e kadar Merkür Terazi'de olacak. Terazi burçları, diğer hava grubu burçlar, ikizler ve kova burçları Merkür'ün iletişimlerindeki etkisini daha olumlu hissedebilirler. Ben burada bir küçük uyarıda bulunayım. 20 Ekim'den itibaren Merkür Akrep burcunda retrograde evet. yapacağı için evet. bu 30 Eylül'den sonra Merkür'ün Akrep burcuna girmesiyle beraber bilincil gölge etkisi başlayacak. Evet. Onun için yani retro 20'sinde diyerek anlaşma, sözleşme gibi yapılır. Ekim başına değil, Eylül sonuna atın. Eylül sonu da. 30 Eylül'e kadar Terazi burcunda olduğu için anlaşma, sözleşme, işte kontrat, evet. iş ve kariyerle ilgili gelişmeler, bunun yanında şeyler, teklifler, işte ne diyebilirim, banka kredileri, kredi almak, otomobil almak gibi konulara birleştirici ve adil bir şekilde olmasını istiyorsanız bu dönemde. Evet. Hafta içinde biraz sert gezegen konumları var. Buna dikkat etmek gerekiyor. 9 Eylül'de Akrep Burcu'ndaki Satürn ile Aslan Burcu'ndaki Mars arasında etkinleşecek bir kare açı var. Bu özellikle sabit grupları çok etkileyebilir. Evet, Boğa, Akrep, Kova ve Aslan Burçları. Tren kazası yapar, evet. havaya fişek fabrikasında yangına sebebiyet verir. Ama Türkiye'de olmaz. Daha ziyade Hindistan-Çin aksi üzerinde çalışır ama bireysel olarak da bazı kişileri etkiler. Hastalıklar yani, olabilir değil mi? Hastalık olur. Yani Mart aslan kaza olabilir. Kalp krizi. Özellikle evet aslanın temsil aslan, ettiği dolaşım sistemi. Aslan 7 derece aslan dolaşım tansiyon, sistemi. Kalp ani gibi. Kalp krizleri, tansiyonla ilgili sorunlar, kalp yetmezliği, prostat ameliyatlarında istenmeyen sonuçlar, evet. boşaltım sistemi sorunları, gibi gibi problemler. Çünkü zaten baskı ve zorlamadır. Bak bir evet. kalp krizinde göğüste baskı ve zorlama olur. Evet. Aynı şekilde prostat ve idrarda da baskı ve zorlama olur. Mars kare Satürn'ün çok derin baktığında 7 derece Akrep'te 49 dakikaya geldiğinde ikisinde tek kalesinde 7 derecede oldukça zorlu. Sert bir derecedir. Sert. Evet, Mars için. Mars için çok zor bir derece. Onun için biraz da aile büyüklerimizde erkeklerde tansiyon sorunları falan varsa bunları ciddiye alın. Gerçekten tehlikeli bir dönem. 11 Eylül'de yine Mars'ın bu sefer Oğlak Burcu'ndaki Plüton'la yapacağı 150 derecelik zor bir açı var. Ya bu da kare açı baktınız. Kadar olmasa da yine de zor bir açı. Ya bu tesadüfi kaza açısı. Evet. Şimdi kare açıda bir olay ortaya çıkıyor. Evet. Birleşmeyen açının da biraz böyle seyreden falan öğrenci vardır. Birleşmeyen açılar aslında 1090 derece kadar kuvvetlidir. 45 evet. dereceden daha kuvvetlidir. Biliyorsun 1090'lık 1045'lik dediğimiz... Sert gezegenlerle olursa özellikle. Evet. Yani 90'lık 60'lık ikisinin birleşimi. Çünkü 150'likler kazadır. Bir de evet. 135'likler vardır. Onlar yani yarım kareden daha güçlü oran 3'te 2 kare falan diyoruz bunlara. Bunlar kaza, tesadüfi kaza. Bunlar zaten bilgisayar programlarında yeşil gösterilir. Yani olumsuz da nitelendirilmez, olumlu da. Ama ben bunda çok kaza olduğunu gördüm. Evet. Kazaya sebebiyet veren bir açı. Aslan 9 derece. Savaş ve toplumsal olaylara da neden olabilecek. Tabii, terör olayları olabilir. Terör olayları olur. Olayları olabilir. Savaş uçakları düşebilir. Evet. Mesela atıyorum savaş esnasında bir top mermisi şehre düşebilir gibi gibi kazalar. Yani
elimizde olmayan nedenlerde karşı tarafa zarar verme dediğimiz bir açı değeri ve zordur ama. Evet, evet. Yani bu çünkü, yani kusura bakmayın, bu Mars 150 Plüton. Evet. Yani bu Venüs Jüpiter değil, değil yani. Evet, ikisi de zor gezegen. Yani Plüto evet. Ölüm, evet. Mars savaş. Evet. Ne demek ölüm ve savaş? Gökyüzünde ölümle savaş 150 derece ölüyor. Bu biraz zor bir dönem. Evet, 11 Eylül'de Venüs Akrep Burcu'na geçecek. Artık Terazi Burcu'ndan ayrılıyor. Venüs daha tutkulu ve hırslı hale gelecek. Venüs Akrep tutku demek, evet, şehvet demek, evet. Baskınlık demek, kıskançlık demek, dominantlık demek, ortak gelirlerde başarı demek, fanteziler demek. 8 Ekim'e kadar Venüs Akrep Burcu'nda oluyor. Bu Akrep Burcu'nu Yengeç ve Balık Burcu'nu olumlu etkiliyor zaten. Evet. Keyifli bir dönem. Evet. Devamında var. 14 Eylül zaten bu haftanın bizim için son günü. Evet, Mars güzel üçgen Uranüs. Mars üçgen Uranüs, yani Mars'la Uranüs'ün üçgen açısı biraz enerjiyi çok arttıracaktır. Cesareti, coşkuyu arttırabilir. Özellikle ateş elementinde olduğu için Koç, Aslan ve Yay burçları biraz durdukları yerde duramayabilirler. Şimdi bir de şöyle, ilk dördün haftası olduğu için yeni ay sonrası ilk dördün haftasındayız biz. İlk dördün haftasında biliyorsun ay sağa doğru geleceği temsil ediyor. Bugünlerde yapılan tüm bağımsız çalışmalar, mekanik yeteneklerle ilgili başarılar geleceğimizi temsil eder. Arkadaşlar, önümüzdeki hafta çok önemli bir hafta. Önümüzdeki hafta Dolunay çok önemli, çok değerli olaylar olacak. Hepinize bekliyoruz. Sevgiler, saygılar. Hoşçakalın. Bye.